Merhaba herkese. Bugün çok özel bir sandalyedeyim. Böyle geriye gidiyor. O yüzden sabit oturmaya bakacağım. Hala kazakla oturuyoruz. Berlin'de karlı havalar. Türkiye'de öğrendiğim bir laf var. Çok hoşuma gidiyor. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Ve ben liseden sonra ilk Türkiye'ye gittiğimde bilmediğim bir sürü şey vardı gerçekten. Ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Yani şimdi işte cahilsin falan diyecek insan olacak elbette. Ama yani şey hatırlayalım, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Tabii biliyorum İstanbul'dan ibaret değil Türkiye ama İstanbul'a gittiğimde bu dolmuş olayı çok gözüme çarptı. Yani önceki video Akbil'e alışmam zaman aldığını söylemiştim. Sonra da Akbil'i çözdükten sonra dolmuşta Akbil'in geçmediğini öğrendim. Ve dolmuş yani bayağı arkasında işte abim sağ olsun, babam sağ olsun yazılan şekilde herkes benim anladığım kadarıyla dolmuş şoförü olabilir. Almanya'da yani Uber kullanmak için bile Personenbeförderungsschein yani insan taşıma sertifikası gibi bir belge almanız gerekiyorken Türkiye'de şu dolmuşların, minibüslerin öyle gezdiğini görünce çok şaşırdım. Hem de bu işte inecek var diye bağlamamız gerektiğini falan filan görünce bayağı bir şaşkınlığım oldu. Ondan sonra yani bir önceki videomda satın almadan ve ekonomiden bahsettik. Bunlar biraz hassas konular biliyorum ama yine de girmek istiyorum çünkü ben gerçekten Almanya'nın eski para birimi hatırlamıyorum. Onunla hiçbir zaman bir şey almadım galiba ama Euro ile büyüdüm ve enflasyonun ve dövizin nasıl bir şey olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yani Türkiye'de birkaç arkadaşımın Euro ile borçları vardı ya da bazı dükkanlar, bazı evler hatta Euro üzerinde ya da dolar üzerinde kira veriyordu. Ve yani orada inişler, çıkışlar, yükselişler, dövizle yaşamanın ne olduğunu anladım Türkiye'de. Ya ekonomik krizi Türkiye'de gördüm. Yani Almanya'da da tabii finans krizi denilen şey vardı ama o da daha çok böyle televizyonda gördüğümüz bir şeydi yani. Gerçek hayatta çok hissedilmiyordu. Daha hafif bir konuya gireyim. Sokakta da köpek ve kedi gördüğümde şaşırdım. Yani bilmiyordum o kadar böyle kocaman köpek sokakta yaşadığını. Ve en çok şaşırdığım şey hatırlıyorum. Köpeklerin pirinç ve ekmek yediklerini görünce bayağı şok olmuştum. Hatta hatırlıyorum Almanya'ya geldiğimde babaanneme anlattım. Yani benim tabii bildiğim köpekler vardı Almanya'da. Onlar da arada böyle muz atıştırıyorlardı ya da işte zehirli olduğu halde çikolata yemek istiyorlardı. Arkadaşımın bir köpeği pasta falan çalıyordu ama böyle pirinçle ekmek yediklerini hiç görmemiştim. Ve onu babaanneme anlatınca o şey demişti, ya evet bizim de köpeğimiz eskiden işte attıklarımızı yiyordu. Yani benim bütün hayatım önce köpekler böyle kutudan mama yiyorlardı ve bunu öğrenince yani ne kadar cahilmişim meğer dedim yani. Köpekler için özel mama almak yani biraz böyle belki zenginlikle gelen gereksiz bir şey olabilir mi acaba diye düşündüm. Türk dili ile ilgili de bir sürü şey bilmiyordum. Mesela Türk dili konuşan ülkelerin bir zirvesi olduğunu falan da öğrendim. Ben açıkçası Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan bu eski Sovyet ülkelerin alfabelerinden de dolayı Rusça'ya benzer bir dil konuştuklarını zannettim ve onu Türkiye'ye gittiğimde öğrendim açıkçası. Yani dil kursunda benden çok daha güzel konuşabilen, çok daha güzel aksanlı öğrenciler varken bu dil kardeşliğinden haberdar oldum. Türkiye'den önce verimsizliğin ve rahatlığın ne kadar güzel olduğunu bilmiyordum açıkçası. Yani kahvaltıdan sonra böyle çay keyfi, kahve keyfi diye bir şey olduğunu ve bu böyle huzur hissiyatı için bir kelime olduğunu tabii ki de bilmiyordum ve çok şaşırmıştım ona. Yani zaten kahvaltı, kahve altı falan muhabbetini de duyduktan sonra bana çok mantıklı geldi. Bence inanılmaz tatlı bir şey. Bu işte kahvaltıdan sonra çay içmeli. Genel olarak bu kadar çok çay içildiğini bilmiyordum ve Almanya'da turistlerin getirdiği şu işte apple tea yani oralet gibi bir şeylerin Türkiye'de içilmediğini görünce ve gerçekten siyah çay içildiğini görünce bu benim için yeni bir bilgi oldu. Gerçekten iyi pazarlandı ya bu apple tea falan ya. Bütün dünya onu Türkiye'de herkes içiyor zannediyor. Ya biraz daha ciddi bir şey askerlik.
askerliğin ne olduğunu ben pek bilmiyordum. Yani Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir ordusu vardı ve 1956'dan 2011'e kadar da bir mecburi askerlik de vardı. Ama yani benim yaşındaki gençlerin hiçbirisi askerlik yapmadı ve dolayısıyla Türkiye'de herkesin askerliğe gittiğini ve yani onun için eğlencesi olduğunu onları hiç bilmiyordum ya da üniversite mezunu olup olmadığına bağlı olmasa ne kadar uzun olduğunu bunlar beni çok şaşırtan şeyler. Yani her iş başvurusunda işte erkek adaylar için askerliğinin tamamlamış olması gerektiğini falan filan yazıyor. Bundan haberdar değildim. Almanya'da da yani dedim ya benim yaşındaki gençler askerlik yapmadı. Babam da mesela 70'li yıllarında gençti yani 70'li yılların sonunda ve o da askerlik yapmak istemedi ve bayağı uzun bir zaman bir dava falan sürdürdü. Yani pasifist bir insan olduğunu ispatlamak üzere. Sonra da 1,5 yıl bir yetimhanede çalıştı. Yani onun yerine öyle bir görevler de vardı. Sonra gitgide kolaylaştı o yani askerliği yapmayan insanlar böyle sosyal işlerde çalıştı. Din konusunda da bir sürü şey bilmiyordum açıkçası. Almanya'da Protestan ve Katolik kilise var bildiğiniz gibi. Türkiye'de de Alevilik diye bir şey olduğunu ben bilmiyordum. Camiden ziyade işte cem evi bunlar belki yine hassas konular ama ben sadece oradaki yani cahiliğimi aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Yani benim haberim yoktu ondan. Ya da Almanya'da bir işe girdiğiniz zaman da Katolik veya Protestan olduğunuz zaman da maaşınızın %3 galiba kilise vergisi, Kirchensteuer olarak kesiliyor. Türkiye'de öyle bir vergi olmadığını öğrenince de bayağı şaşırdım. Çünkü yani Almanya'da Diyanet İşleri Bakanlığı gibi bir şey yok. Burada işte bu kiliseler biraz ayrı yani devletle birlikte çalışıyorlar ama öyle bir bakanlığımız yok onunla ilgilenen. Evet, şaşırtılacak konular. Türk alfabesinin de 1928'e kadar Latin alfabesi olmadığını ben bilmiyordum. Burada Türk arkadaşımın evinde gazete falan gördüğümde bizim harfleri görünce, sonra Türkiye'de eski mezarlarda falan gezince çok anlam veremedim. Onu sonradan öğrendim. İnkar etmiyorum. Var mıydı sizin bilmediğiniz şeyler böyle sonradan öğrendiğiniz ya da çocukken hep yani başka bir şekilde zannedip sonra doğrusunu öğrendiğinizde çok şaşırdığınız ya da Almanya hakkında başka bir ülkede olabilir? Beklerim yorumlara. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Tschüss. Bunu ben göreyim mi? Bir kez görmek istiyorum sadece. Kayıt. Kayıtta kırmızı yalnız. Duyuyor musun? Hayır. Kulaklarını kapat.